Gecektir. Saat 6.00 olmuştu. Gece bitmişti. Bonnie güvenliğin içine dışına etmişti. Saat 11.30 olmuştu. Çocuklar içeri doluşmuştu. Foxy her zamanki gibi yalnızdı. Çocuklar ondan nefret ederdi. Sadece bir çocuk onu severdi. Adı John'du ve çok sapık bir çocuktu. Foxy ondan nefret ederdi. Diğer çocuklar da onu dışlardı. Neyse. Artık yeni bir pizzacı açılmıştı. Bizi de oraya götürüyorlardı. Geldiğimizde bizi Bodrum'a attılar. Arkadaşlar bu işkanda Bonnie'nin gözünden görüyoruz. Akşam saat 2.00'dı. Bu pizzacıda bizim toyellerimiz vardı. Çok iyi anlaşmıştık. Bir hafta geride kalmıştı. İki yeni robot gelmişti. İsimleri kendiydi. Bunlar kedi görünümlerindeydi. Ve bayağı şekerlerdi. Toylarla bayağı iyi arkadaş olmuştuk. Ve sanırım ben aşık olmuştum. Toy Freddy arada bir bizim Chica'ya sarkıyordu. Ve Freddy o toy Chica'yla yatmıştı bile. Neyse. Buraya bir tek Foxy alışamamıştı. Saat 5.00 olmuştu. Foxy gardiyana saldırmaya hazırdı. Gardiyan perdi. İşi bitmişti. Neyse. Bugün pazar tatiliydi. Sabah oldu. Chica mutfaktaydı. Sucuk yapıyordu. Arkasından yaklaştım ve onu çevirdim. Ve dudağına yapıştım. O da bana sarılmıştı. Çok hoş bir andı. Birden içeri girdi. Hemen durduk. Freddy girmişti. Yavaş hazır mı ya? Bana gibi açın. Tamam, herkes içeri yemek hazır. Gidin içeride bekleyin. Herkes içeride toplandı. Güzelce yemeğimizi yedik. Çatıya çıktım yemekten sonra. İnsanları izlemek çok eğlenceliydi. Chica yanıma gelmişti. Sabah olmuştu. Toy Freddy bayağı üzgündü. Yanıma geldi. Ona sahip çık. Dostum özgünsün biliyorum ama anlaşırsın. Çocuklar içeri doluştu bir anda. Herkes yerini aldı. Özellikle herkes yerini aldı ve 12.00'a kadar devam etti. Gece gardiyanı gelmişti ve korkmuştu. Bu gece 50 yememiştik onu. Ben Chica ile çatıya çıkmıştım. Manzarayı izliyorduk ama aniden bir ses geldi. Hemen içeri girdik. Gardiyan ölmüştü ve duvarda siyah yazıyla "Sizi izliyorum" yazıyordu. Bunu yapan kişi çok garip biri olmalıydı. Ama takmadım. Yani normaldi oğlum. Herkes gelip buraya siyah yazıyla seni izliyor. Sabah saat 12.00 olmuştu. Çocuklar coşuyordu. Tuvalette bir çocuk gördüm. Benim şeklimde bir gölge vardı arkasında. Çocuğu hemen aldım ve içeri götürdüm. Tuvalete geri döndüm ama biri kafama vurmuştu. Uyandığımda bütün herkes başımda toplanmıştı. Ne oldu lan? Dalga mı duruyordun lan burada? Ne oldu hayatım? Siz ne? Hayvan düşmüştünüz. Bizim yerimiz yok. Sizin ne oldu bana? Hemen anlat. Bilmiyorum. Bir gölge gördüm. Ama sonrası yok. Hepimiz kalktık ve içeri gittik. İçeride bir gölge vardı. Ve aynı benim gibiydi. Yoksa o... Mahmut Tunca... Senin ne işin var? Neden geldim? Sizi özledim, geldim. Chica Shadow Bonnie'ye sarılıp duruyordu. Onları çok kıskandım. Saat 2.00 olmuştu. Gardiyanı korkutamamıştık. Yeniydi ezik. Oğlum az önce ölmüştü, bunun ne arayı? Çatıya çıktım ve oturdum. Arkamdan Chica geldi. Aşağı niye gelmiyorsun Bonnie? Shadow Bonnie, yapmam seni! Ne saçmalıyorsun? Ben sensiz yaşayamam ama... Yani bir tutam para olsun. Gider misin? Çıkar! Beni yalnız bırak! Git buradan! Niye bir şey girmiş gibi konuşuyorsun?